Hocam ben böyle kamyonun arkasına bindim. Buradan böyle havadar havadar gidiyordum. Ondan sonra kamyon buradan aşağı doğru indi hocam. Orada sokağın içine doğru döndü böyle. İçeri doğru girdi sokağın. Sağa doğru döndü, yavaşladı. Ben hemen atladım kamyonetten. Sonra bir baktım hocam, adam burada böyle cüzdanını düşürdü. Ben hop hop dedim, cüzdanı düşürdün dedim. Cüzdanı aldım, buraya koşarak geldim. Bana burada cüzdanı hediye etti hocam. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam. Buyur Ali Hocam. Bir mesele vardı da, güvenlik kameranıza bakabilir miyiz? Elbette, tabii ki. Buyurun. Seda da gelir artık akşama. Gelir gelir, merak etmeyin. Uygar abi, akşam yemeğini bize kalsana. Vallahi Sinan bilmiyorum ki. Bence de Uygar Bey. Alıştım demiştiniz ya. O yüzden akşam yemeğini birlikte yiyelim. Vallahi bilmem ki. Sevda ne der? Yok yok, bir şey demez. Bakmayın size öyle yaptığına. Biraz zamana ihtiyacı var Sevda. İyi yani. Siz de öyle diyorsanız. Seve seve. Harika. Aa, hocam bak, kamyon. Ben arkasındayım. Bak, adam cüzdanı düşürdü hocam. Cüzdanı aldım, ona götürüyorum bak. Abi kim bu adam, tanıyor musun? Yan kesici Necmi. Ne işi var ki buralarda? Yan kesici dedim. Nerede oturur bilir misin? Var mıdır yeri mekanı? Elektrik kontağından çıkmış galiba. Duman basmış evi. Allah'tan evde kimse yokmuş. Köksal, Köksal ne olmuş? Lan Allah'ım ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ya bir dakika, bir durun. Ne oluyor ya? Bu benim evim, benim evim ya. Sakin olun beyefendi. Köksal, ne oldu? Sakin ne oldu? Hayriye Hanım, sakin olun. Yardım edin, ne oluyor? Haber verdiniz ya. Haber verdik beyefendi, lütfen sakin olun. Ya bir şey yapar, evim yanıyor ya. Sinan dur, Sinan. Sakin olun beyefendi, ne oldu ya? Köksal, dur Köksal, tamam. Sakin olun beyefendi. Sakin olun beyefendi. Sakin olun beyefendi, benim evim yanıyor ya. Ya cana geleceğine mala gelsin. Sakin olun. Hayriye Hanım. İsmail'i aramışlar. Gelirler şimdi. Tamam mı? Sakin olun. Sevda!
Sevda! Sevda! Sevda! Gözün ne olur. Sevda. 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 Kızım ne olur gözün aç. Ambulans arayın. Sevda. Sevda. Kızım gözün aç. Kızım ne olur. Sevda kendine gel kızım. Sevda. 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 Abla kendine gel. Abla. Ne olur uyan anne. Kızım ne olur kendine gel. Sevda. Ne vardı? Gel bakalım Ali hocamın kardeşi. Sonunda bulduk seni. Ne istiyorsun benden abi? Bu senin ne? Benim abi. Benim değil abi. Onu sokakta yerde buldum. Aa, sokakta bulmuş. Kardeşim sen sokakta bulduğun şeyi niye hediye ediyorsun? İçindekiler nerede? İçinde bir şey yoktu abi. Yokmuş. Şey ya. Kimlik falan vardı. Kimlikte ne yazıyordu? İsim, soy isim. Okumadım ki abi. Nerede o kimlik? Bende değil. Nerede? Onu verdim ben. Vermiş. Kime? Kime? Saffet abi diye biri var. Ona verdim. Kim bu Saffet?
Nerede buldum onu? Söyle. Söyle hadi. Yavaş. Abla, bir şeyin yok değil mi? İyi olacaksın güzel kızım, iyi olacaksın. İyiyim sadece. İyiyim. İyiyim anne, merak etme. Yavaş. Hayriye, sen şuraya bin, ben öne geçiyorum. Sinan, hadi benim arabaya. Çabuk. Tamam Uygar abi. Sen burayla ilgilen. Müteah verdi. Kapı sende. Kaçan biri olursa durdurursun. Tamam hocam. Merak etme. Hop birader. Saffet hanginiz? Abi birden girdi. Kaybolun lan. Hayırdır birader? Yolunu mu şaşırdın? Saffet hanginiz? Saffet abi yok, çıktı. Sen adını söyle, gerek duyarsa o seni bulur. Hanginiz dedim? Sen kimsin lan bize posta koyuyorsun? Ne bu gürültü? İndireyim mi abi? Saffet sen misin? Belki Saffet'imdir, belki de değilimdir. Neden sorduğuna bağlı. Bir kimlik arıyorum. Gel benimle. Doğru soruyu sordun. Ne istiyorsun tam olarak? Sadece pasaport mu lazım yoksa kimlik mi? Yok, öyle değil. Yanlış anladın. Bu cüzdanın içindekiler için geldim buraya. Bu sabah içi boşaltılıp sana teslim edilmiş. Kimlik, fotoğraf... Hepsini istiyorum. Biz polis miyiz? Kayıp cüzdanları bulup sahibine iade edelim. Yanlış gelmişsin. Bak. Şu an burada ne yaptığınla ilgilenmiyorum. Bu cüzdanın sahibi benim için çok önemli. O yüzden bence parayı al, kimliği ver. Bu da sorun çıkmasın. Sorun çıkacakmış. Ne yedin lan sen? Yok burada kimlik mimlik. Yürü git buradan, asabımı bozma benim. Peki. Parayı kabul etmedin madem, o zaman bedavaya vereceksin. Kimsin lan sen, bir de gelip beni tehdit ediyorsun? Git buradan, gebertirim seni. Yürü git lan buradan. Silahı görünce nasıl tırstık? Bir de bize kolpa yapıyor. Yürü git lan buradan. Bir daha buraya gelme. Yürü git lan. Hala duruyor. Yürü. Bir daha böyle tipleri almayın lan içeri. Anladınız mı beni?
Ne o? Bir şey mi unuttun? Yok. Sen bir şey unuttun. Ne unutmuşum? Neyi unuttun biliyor musun Saffet? Tanımadığın bir adama asla posta koymayacaksın. Şimdi bugün sana gelen kimlikler nerede? Bugün gelenler orada. Başka. Abi. Vallahi bugün gelenler bunlar. Bak Saffet, sen bu işin vehametini hala anlamadın ha. Aradığım kimliğin sahibini bulmak için çekmeyeceğim tetik, koparmayacağım kafa yok. Abi kurban olayım yapma. Niye yaktın bu kimliği? Vallahi benim de bilgisi yok abi. Bak Saffet, sen ölüme ne kadar yaklaşmış olduğunun farkında değilsin. Şimdi söyle, kimindi bu kimlik? Abi, gelen kartları hallediyoruz. Bunlar da kimlikler. Ben bu adamı nereden hatırlıyorum? Erniko. Erniko'nun mekanında. Nereden buldunuz lan bu kimliği? Abi, bizim çocuklardan biri getirmiş. Başımı mı yakacaksınız lan siz benim? Çık git lan buradan! Abi vallahi kim olduğunu bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorsan niye yaktın? Bak Saffet. Bu sana sorduğum son soru olacak. Bu kimliğin üzerinde ne yazıyordu? Bilmiyorum abi. Vallahi adına falan bakmadım. Erniko'nun mekanında görmüştüm bir kere o adamı. Fotoğrafı görünce ben de yaktım. Tanımam etmem abi. Erniko'nun mekanında mı?
Sevda, nasılsın anneciğim? Daha iyi misin? İyiyim dedim ya anneciğim. Zaten doktorlar da söyledi, merak etmeyin. Çok şükür. Kızım, Allah aşkına ne işin vardı evde? Bak Allah korusun, az daha... Uygar Bey'e de borçlarımız gittikçe artıyor. Vallahi öyle canınız pahasına ateşlerin arasına girip kurtarmasaydınız. Evet öyle oldu abla. Seni pencerede görünce annemle babam fenalaştı. Ben de içeri dalmaya çalıştım da polisler durdurdu beni. Ama Uygar abimi durduramadılar. Öyle bir daldı ki içeri, hemen çek daldı seni. Teşekkür ederim. Sen ölseydin ben yaşayamazdım ki. Hocam bu Erniko kim? Hayırdır böyle? Pilot yok mu başınızda? Seninle bir ilgisi var mı lan bu işin? Hangi işin? Yine ne işler karıştırıyorsunuz siz? Polim yapma bana. Kardeşimin kaçırılmasıyla bir alakan var mı? Kimden bahsediyorsun sen? Pilot mu kaçırıldı? Evet. Yazık olmuş ama bu işleri bırak demiştim ona. Bırak şimdi yazığı kazığı da. Bir şey biliyor musun onu söyle hoca. Yok. Bir şey bildiğim yok. Ama zaten yanlış adreste arıyorsunuz. Gidin eski düşmanlarınıza filan sorun. Hadi Hüdaverdi, işimiz var. Gidelim biz. Tamam hocam. Yok ya. Bununla bir ilgisi yok. Baksana, haberi bile yok. Ne olursa olsun bulacağım kardeşim Ekrem. Hocam, bu pilot beyle bu Vedat abi kardeş miymiş? Herhalde öyle. Kardeşim dediğine göre. Yazık. O da senin gibi kardeşini kaybetmiş hocam. Zor iş Hüdaverdi. Allah kimseyi kardeşinden ayrı düşürmesin. Amin hocam. Bir telefonu versene. Buyur hocam. Efendim? Ben Ali. Nasılsın Ali? Kardeşimin Erniko'nun yanında bulunduğuna dair bir bilgi edindim. Doğru olabilir mi bu? Hiç sanmam. Yıllarca Erniko'yu takip altında tuttuk. Eğer öyle bir şey olsaydı bundan haberimiz olurdu. Peki. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Sarp? Ya diri diri yakacaktın Sevda'yı. İçeride olduğunu bilmiyordum. Ya insan kontrol etmez mi? Bak eğer Sevda ölseydi önce seni öldürürdüm. Arkasından da kendimi. Ne oldu? Vedat, bugün Ali'nin karşısına çıktı. Ne konuştular? Pilotla ilgili konuştular. İkisi de aynı kişiyi aradığının farkında değil ama Ali her an bir şey öğrenebilir.
Daha fazla uzatmaya gerek yok. Ona kardeşinin cesedini verelim. Aramayı kessin. Sen de git Vedat'ın yanından ayrılma Ekrem. Emredersiniz efendim. Sevda, sen niye kalktın? Dinlenseydin biraz daha. Gel, gel oturalım şöyle gel. Uygar. Benim için hayatını tehlikeye attın. Ama duygularım minnettarlıktan öteye geçemeyecek. Aşkını kazanmak için ateşleri atladığımı düşünmüyorsun herhalde. Ben sadece sensiz bir dünyada yaşayamayacağım için yaptım bunu. Tamam, tamam sus. Senden para istemeye geldiğim gününe çabuk unuttum. Sen beni kazanmak yerine kaybetmek için elinden ne geliyorsa yaptın. Ne olur hatırlatma. O kadar utanıyorum ki. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Çok özür dilerim. Tamam. Affetmeni beklemiyorum. Sadece çok pişman olduğumu bir yeter. Olur mu Sevda? Amca geldi. Arkada seni bekliyor. Tamam geliyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yollatayım mı? Sen otur ben hemen geliyorum. Hiç anlamayacaksın değil mi Uygar? Sevda? Niye kalktın anneciğim sen? Ben Tuğçe'ye gidiyorum anne. Bu halde olur mu annem? Bu gece burada kal. Söyledim ya size burada kalmak istemediğimi. Sevda, kızım. Bak Uygar Bey hayatını tehlikeye atarak kurtardı seni. Ona biraz haksızlık etmiyor musun? Merak etme. Sadece ondan değil, senden de kaçıyorum. Köksal Bey, Ali Bey geldiler. Sizi çağırıyorum. Bir şey konuşacakmış. Ali. Ali. Babanız gelmiyor mu Sevda Hanım? Ne yapacaksın babama? Konuşacağım. Ne hakkında? Onunla konuşacağım, sizinle değil. Evet. Ne söyleyecektin? Erniko hakkında ne biliyorsun? Anlamadım. Kayıp kardeşim. Erniko'nun yanında görülmüş. Belki bu konuda bir şey biliyorsundur. Adı Süleyman Hüroğlu. Yok. Hiçbir bilgim yok. Zaten onları tanımam etmem ben. Emin misin? Evet, eminim. Yani benim öyle adamlarla işim olmaz ki. Peki. Rahatsız ettim. İyi geceler. Ali. Kızım, nereye? Ali ile konuşacağım. Ne? Korkma, seninle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ali! Ali! Dur! Ne yapıyorsunuz? Gitmem lazım, iner misiniz arabadan? Benim de Tuğçe'ye gitmem lazım.
bırakabilirsiniz diye düşündüm hocam. Bakın, tartışmak istemiyorum sizinle. Şimdi lütfen inin, gitmem lazım. Ya benim başıma neler geldi biliyor musun? Hiçbirini bilmiyorsun. Ben ölüyordum. Nasıl? Ne oldu? Bizim evde. Sigortadan yangın çıktı. İyi misin? Neyiz? İyiyim. Uygar kurtardı. Geçmiş olsun. Şimdi gitmem lazım. Yani tesadüfen oldu. Öyle kurtardı diye aramızda bir şey değişmedi yani. Tamam. Ben de merak etmiyorum zaten. Şimdi gitmem lazım. Lütfen inin arabadan. Benim de Tuğçe'ye gitmem lazım hocam. Kardeşinle ilgili bir gelişme mi oldu? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Tamam. Biz de seyahatimizi sessiz yaparız hocam. Ne yapalım? Duygu abla. Hah, mektubu bulabildin mi Eda verdi? Yok Duygu abla, bulamadım. Ver yardım edeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ezgi, şimdi sen de beni mi takip ediyorsun yoksa? Ne saçmalıyorsun sen yine Hüdaverdi? Duygu ablama sor bak. Önce ben geldim. Kim geldi Duygu abla önce? Söylesene Ezgi'ye. Kapattım ben dükkanı canım. Bir şey istiyorsan yarın gelirsin. Ya Duygu abla, pilot denen o çocuk. Ya nerede o? Bayağıdır görünmüyor mahallede. Bana ne Ezgi? Ya sana ne? Neredeyse nerede? Gerçek adı ne? Bulurum ben onu sosyal medyada. Bilmiyorum canım. Adını da bilmiyorum, soyadını da bilmiyorum. Pilot diye aratsam çıkar mı ki acaba? Pilot Bey'i arkadaşları da arıyordu. Kaybolmuş. Ne? Hadi ya. Nasıl kaybolmuş? Bilmem. Kaçırmışlar galiba. Ne? Nasıl ya? Nerede? Kim kaçırmış? İyi geceler. Ali. Biraz konuşmamız lazım. Dinliyorum. Kardeşinle ilgili. Bir yere otursak. Anlat. Ali, bir ara senden kan örneği almıştık. Evet. O örnek biriyle eşleşti. Sen kardeşimi buldun yani. Sakin ol. Eşleşti eşleşmesine ama... Ama ne? Kardeşim nerede? Hadi götür ona beni. Ali, maalesef örnek bir cesetle eşleşti.
Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Kardeşim ölmedi. Yaşıyor. Beni ona götür. Şimdi. Hadi. Sevda nerede? Tuğçe'ye gitti. Tuğçe'ye mi? Ya neden bu halde izin verdiniz? Köksal Bey. Ali ne konuştu sizinle? Ali mi? Ali buraya mı geldi? Evet. Köksal Bey'le konuşmaya gelmiş. Neymiş derdi Köksal? Ya şu kayıp kardeşiyle ilgili bir şeyler sordu bana. Sana? Hı hı. Seninle ne alakası var? Ya bilmiyorum ki. Kardeşini benim tanıdığım bir adamın yanında görmüşler. Ben tanıyormuşum o adamı. İşte böyle şeyler. Ama benimle bir ilgisi yok tabii. Ne sordu sana o adam? Beni Erniko'nun mekanında görmüştü. Erniko, Ali'nin oğlunun ölüm talimatını veren adam. Bak Göksal, Ali öyle herhangi biri değil. Çok özel yetiştirilmiş biri. Seni orada gördü. Niye sana bir şey yapmadı o zaman? Yalan söyledim ona. Borç para aldığımı, onun için orada olduğumu söyledim. Benim bunlarla bir ilgim yok. Borç para almıştım ben. Ödeyemedim. Ödeyemeyince faize düştüm. Beni buraya çektiler. Çok dövdüler beni. Sen nasıl bulaştın bu işlere? Sen nasıl yapabildin bunları? Nasıl? Kardeşimle benim taklarımızın başucuna birer kar küresi koymuştu. Kardeşimi küre sayesinde bulacağıma inandım. Onu bulduğumda diyecektim ki bak, annemin bize hediye ettiği kar küresi. Ben senin kardeşim. Artık yok işte. Hangisi?
Abi. Abi kalk. Abi hadi annemlere gidelim. Ben burada kalamam. Süleyman, biz onların yanına gidemeyiz. Babamlar buraya gelecek. Abi hadi gidelim. Ne olur babamın yanına gidelim. Süleyman, annemle babam gelmeyecek. Biz gidelim o zaman abi. Süleyman, annemle babam hiç gelmeyecek. Çünkü onlar öldü. Yalancı! Yalan konuşmuyorum. Annemle babam trafik kazasında öldü. Yalan söylüyorsun. Annem de ölmedi, babam da ölmedi. Yalancı! Süleyman! Allah'ım, ne olur annem babamı bana geri ver. Ne olur, ne olursun onları bana geri ver. Söz veriyorum, annemin bütün sözlerini dinleyeceğim. Babamınkini de. Ama ne olursun, ne olursun annem ve babamı bana geri ver. Neden anlamıyorsun? Annem ve babam öldü. Geri gelmezler. Öldü onlar. Annem ve babam gelmezse ben onların yanına gideceğim. Allah'ım. Anamı babamı aldın elimden. Kardeşimden ayırma beni. Kardeşim. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.